Ukrayna'nın doğusunda gerginlik devam ediyor. Lugansk şehrinde güvenlik servisi il müdürlüğü binasını işgal eden Rusya yanlısı göstericilerle pazarlıklar sürüyor. Ukraynalı güvenlik güçleri işgalcilere binayı terk etmeleri için 48 saat mühlet verdi. Bu süreye uyulmaması durumunda operasyon yapılabileceği uyarısında bulunuldu. Göstericiler ise referandum yapılması talepleri kabul edilene kadar binadan ayrılmayacaklarını açıkladı. Bu bizim son şansımız. Harkiv, Donetsk elden çıktı. Nikolayevsk ise uzun süre önce kaybedildi. Odessa kaybedilmek üzere. Hepsi bu. Ukrayna'nın son umudu biz olduk. Ukrayna'nın doğu şehirlerinde ayrılıkçılar Rusya'dan destek bekliyor. Uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken Rusya ise sınıra on binlerce kişilik asker yığmış durumda. Donetsk'te ise kutuplaşma hat safhada. Bazıları Ukrayna'nın bölünmesine karşı çıkarken diğerleri ise Rusya'ya bağlanmaktan hatta özgür bir cumhuriyet olmaktan bahsediyor. Barışın gelmesini bekliyoruz. Donetsk Cumhuriyeti'nde bize katılmak isteyecek herkesle birlik olmak istiyoruz. Donetsk'in yeniden bir Ukrayna şehri olmasını istiyoruz. Ukraynalı yetkililer ülkenin doğu sınırındaki şehirlerde terörle mücadeleye ilişkin durumun iptal edilmediğini, her an operasyon yapılabileceğini vurguluyor. Ayrıca Ukrayna İçişleri Bakanlığı yaşanan sorunların iki gün içinde sona ereceğini açıkladı.